Evet, şimdi dil sayfamıza Insert paneline gelip data objelere gelip bir dinamik tablo ekleyeceğiz. Dinamik tablo eklediğimiz zaman bizim kayıt setimizden verilere göre bir tablo oluşturulacak. İlk olarak buradaki formdan kayıt setimizi seçiyoruz. Bir tane kayıt setimiz olduğu için o karşımıza geldi. Arrest dili seçtik. Daha sonra aynı anda kaç tane kaydın görülmesi ile ilgili seçeneğimizi geliyoruz. Burada aynı anda 10 tane kayıt göster dedi. Bunu all records olarak değiştiriyorum. Aynı anda bütün dilleri görmek istiyorum. Tablomun kenarlarını 0 yapıyorum. Kenarlık istemiyorum. Cell padding'ini 5 yapıyorum. Cell spacing'ini de 0 yapıyorum. Daha sonra OK tıklıyorum. Buradaki aradaki paragrafları sildikten sonra kod görünümüne geçiyorum. Ne yaptığımıza bakıyoruz. Yukarıya herhangi bir yeni kod eklemedik. Sadece alt tarafta yukarıdaki değerleri, değişkenleri kullandık. Yapılan şey bir tane tablo eklemek. Tablo ekledikten sonra tablonun üstüne split görünümüne geçersem tablonun üstüne bir tane başlık satırı eklemek. Bu başlık satırını biz buradan TR olarak seçip bunu gerçek bir başlık satırına çeviriyoruz. Buradaki Properties'deki header'ı tıklayarak buradaki TR, TD olan kodlar TH'ye dönüştü. Bu şekilde gerçek bir başlığımız oldu. Burada kayıtlarımızın isimleri var. Bunun altına gelirsek de bir tane do while loop'u görüyoruz. Do while loop'u ile bizim kayıt setindeki kayıtlarımız bir dizeye atanıyor. Row arrestdil isimli bir dizeye atanıyor. Buradaki dizinin her elemanının ID'si, dili, kodu, echo ile buradaki satıra yazdırılıyor. Yazdırılanlar bir tablo satırı oluşturuyor. Bu tablo satırları da bizim kayıt sayısı kadar dönüyor ve bu şekilde kayıt setindeki bütün kayıtlarımızı tabloda satır satır göstermiş oluyoruz. Bunlar dediğim gibi echo ile yazdırılıyor. Dizinin adı yazdırılıyor. Dizideki sütun, dizinin adı sütun, dizinin adı sütun şeklinde yazdırılmış oluyor. Biz şimdi bu tablomuzu seçtikten sonra 4 yerine bir tane daha kolon ekleyeceğiz. 5. bir kolon ekleyeceğiz. Bu kolonumuzun yani sütunumuzun ismi de düzenli olacak. Bizim düzenle ve sil linklerimiz buradan gelecek. Düzenliyi ise yazıyorum ilk olarak başlık kısmına. Daha sonra da değerlerimin olduğu kısma gelip düzenli sil diyorum. Bu şekilde de linklerimizi yapacağız. Düzenliyi seçtikten sonra Browse for File diyorum. RC panelinin içine gelip dili seçiyorum. Dili seçtikten sonra düzenli sayfasını seçiyorum. Parametre olarak buraya dil ID göndereceğiz. Dil ID'mize göre kayıtlar elenecek ve dil ID'nin eşleştiği kaydı düzenleyeceğiz. OK diyorum. Daha sonra sil için aynısını yapıyorum. Sili çift tıklayarak seçiyorum. Seçtikten sonra linke geliyorum. Sil diyorum. Dil ID'yi göndereceğim. Dil ID'yi gönderdikten sonra dil ID'min değerini kayıt setindeki dil ID'den alacağım. OK diyorum. Bakalım ne oldu. Koda gelirsek bir tane link eklendi. Linkimizin değeri düzenli sayfası oldu. Düzenli PHP oldu. Buna gönderdiğimiz parametre dil ID parametresi. Bu parametrenin değeri de echo ile alınıyor. Echo ile bizim kaydımızdan alınıyor. Dikkat ederseniz row dil ID burada da yer almakta. Birden fazla defa kullanabiliriz ID'leri. Yine düzenli yazımız var. Bu şekilde bir A linkimiz var. Sil için de aynısı yapıldı ve bu şekilde parametreler gönderebiliriz. Her kaydın kendine ait ID'si olacağı için her kaydın satırında düzenleme ve silmemiz olacak.